Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elvan ve Fırat Şenol. Şimdi karşıya geçebiliriz. Balık Hafıza'dan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Ben Fırat Şenol. Bu bölümümüzde Sanasaryan Han'ı konuşacağız. Hem tarihini konuşacağız hem de orada yaşananları konuşacağız. Otel olma süreçlerine kadar gideceğiz. İlk sözü tabii ki de Fırat'a bırakacağım. Çünkü bize tarihini anlatmasını istiyorum. Seninle başlayalım Fırat. Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Evet, çok uzun zaman oldu. Bazen dinlenmek gerekiyor. Değil mi? Bu kadar şeylerin içerisinde ne yapacağız ki başka? Ama güzel oldu. Tabii. Güzel yani, bir bölümle gelmiş olduk. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Daha çok konuşacağımız şeyler vardır. Ve olacak da. Evet. Farklılıklar içerisinde ilerleyelim diyelim. Şimdi bulunduğumuz bölge bu sefer Beyoğlu'ndan artık ayrıldık. Karşıya geçtik. Galata Köprüsü'nden ve Eminönü'ne geldik. Sirkeci bölümüne. Tarihsel sürecine baktığımız zaman aslında burası klasik Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri en aktif bölge. Yani ticari anlamda özellikle. Hala bile yani bilirsiniz yani işte Eminönü'ne giren çıkamaz kolay kolay. Evet. Bir yerden bir yere geçeriz filan. Biraz böyle bu bölge o dönemde de. Tabii klasik Osmanlı'daki ticari işleyişine ve gündelik yaşama baktığımız zaman da burada ağırlıklı olarak o meydana büyük bir külliyatla gelen, hani her yerin bir imgesi vardır. Oranın imgesi de gerçekten Eminönü'ndeki Yeni Cami. Şimdi tabii konuyla belki alakası var mı yok mu bilmiyorum ama sonuç olarak her şekilde hanlara bağlayacağız. Bu bölgedeki Sanasaryan Han'a geleceğiz özellikle daha sonra otelleşme sürecine ama bu bölgede çalışan, bu hanlarda çalışan insanlar Cumhuriyet'in son dönemleri, Cumhuriyet'in başlangıçları ve Osmanlı son dönemlerinde gelen insanlara ne telefon var ne mail var. Bir mektuplaşma var ama o da çok uzun sürüyor. İşte gelip İstanbul'da buluştukları yer Eminönü Meydanı oluyor. Bu Eminönü Yeni Cami'nin arkası oluyor. Şimdi memleketçilik meselesi de orada da devam ediyor. İşte gelen memleketlisini görmek için o hanın o caminin avlusuna gidiyor. O meydana gidiyor ve gerçekten köylüler orada buluşmaya başlıyor. Kendi köylüsünü görüyor insanlar ve birbirinden haberdar oluyorlar bir şekilde. Bu kadar aktif bir bölge. Onun hemen yanı tarafında aslında balık pazarı olarak bildiğimiz bir yer var tarihsel süreçte. Burası tamamen meyhanelerden geçilmiyor. Yani tam anlamıyla meyhaneler kaynaklı. Şu an yerinde boş bir alan ve işte balıkçıların olduğu bir yer. Eminönü balık ekmek dedikleri yerden bahsediyorum. Sahil kısmından bahsediyorum. Aynen öyle. Orası aslında bir balık pazarı yani İstanbul'un gelip geçtiği yer. O dönemde de aktif olarak özellikle senin mesleğindeki erbaplar gibi Babel'den çıkan insanların ağırlıklı olarak akşamları iki tek atıp evlerine gittikleri meyhane bölümü orası oluyor. Birçok gazetecinin gittiği, birçok işte entelektüelin gittiği bir mekan halinde oradaki meyhaneler. Ama Eminönü dediğimiz zaman bizler han anlamına gelebilecek bir karşılıkta, külliyatla konuşabiliyoruz. Fırat bir şey soracağım. Sanki hala böyle tam da dokusunu kaybetmemişti gibi değil mi? Şimdi mesela o meydandan bahsediyoruz ya. İşte orada balık ekmekçiler var ama mesela o meyhaneler de aslında köprünün altına taşınmış gibi. Şimdi çok cafcaflı duruyor. Çok da tasvip etmiyorum ben yani. Çok da sevmiyorum. İlgi çekici değil ama sanki böyle çok da dokusu bozulmamış da gibi bir izlenim. Tabii yani çünkü iki karşıya karşı çok haklısın Gamze. Şöyle şimdi İstanbul tuhaf bir kent. İlk oluştuğu yer tarihi yarımada olsa bile 19. yüzyılın sonlarına doğru daha aktif bir şekilde karşıya yani karşı zaten pera anlamına geliyor. Beyoğlu bölgesine geçiyorlar. Kadıköy'ü var, Boğaziçi'si var. Bir sürü birbirinden kopuk alanları var. Bu çerçeve içerisinde buradaki en kıymetli alanlardan bir tanesi köprü. Yani günümüzde bile işte 3 tane köprü var İstanbul'da mesela. Birbirine kıtayı bağlayan. Ama oradaki kıta gerçekten Beyoğlu ve Eminönü. Yani ticari ağ burada akıyor. 19. yüzyılda sanayi devriminin getirisi olarak da gelen ticari mallar Galata rıhtımına iniyor. Oradan eski pazar ve yeni pazara olarak da adlandırabiliriz bunu aslında. Eski pazara klasik Osmanlı'dan beri Eminönü bölgesi, karşıda biraz Pera ve sırtları, Beyoğlu sırtları olarak adlandırıyor. Zaten şöyle bir gerçeklikten de bahsedelim. Beyoğlu'nda o zaman işte ana caddede bulunan birçok giyim markası mesela, hepsinin ikinci alternatifleri ya da ilk çıktıkları yer Eminönü oluyor. Yani iki dükkanları varsa biri Eminönü, diğeri Pera bölgesi. Ya da restoranların, İstanbul'da Beyoğlu'nda açılan restoranların ilk çıktıkları yer Kapalı Çarşı ve çevresinde oluyor. Ondan sonra biraz daha para kazandıktan sonra Beyoğlu bölgesine geçiyorlar. Bu çerçeve içerisindeki buradaki en yoğun hat hanlar oluyor. Han kurulumu klasik Osmanlı'dan beri var olan bir şey. Hatta pasajlardan daha önce, çok çok önce. Han kurulduktan sonra orada bir ticari ağ dönüyor. Sadece ticari ağ değil, aynı zamanda hanın üst katlarında bekar odası olarak adlandırdığımız yerler var. Burada da insanlar gelip konaklayabiliyor. Zaten demografik yapıda, Osmanlı demografik yapısında da bu zıtlık han yüzünden karşıya çıkıyor. Hane ile nüfus orantısız. Ama o nüfusun kaldığı yerler neresi? Ya kahvehaneler oluyor ya da hanların tepeleri oluyor. Daha çok çalışanlar mı kalmış oluyor? Evet, evet, evet. Tam anlamıyla çalışanlar. Hala bile bölgenin en güzel coğrafyalarından bir tanesidir. Yani Eminönü'ne çok yakın. Orada hala bekar odaları olduğunu bilirim yani. Hani ne zaman ki Haliç metrosunun üstünden geçtiğiniz zaman, Veznecilere gittiğiniz zaman kafanızı biraz camdan aşağı sarkıtıp metrodan baktığınız zaman orada bekar hanlarını göreceksinizdir hala. Bunu yarın sabah işe gelirken yapacağım yüksek ihtimalle. Bence denemelisin. Enteresan bir mahalle gerçekten o bölge. Ve buradaki hanların oluşumuyla birlikte klasik Osmanlı ticari dönemi dönüyor. Eminönü burada bir katsayı olarak daha üst katmanda kalıyor. Ve hanlarla birlikte gelişiyor. Şimdi bu hanların 19. yüzyıldaki yapıları da değişkenlik gösteriyor. Çünkü artık Eminönü'nden Beyoğlu'na kayan bir ticari, Galata'ya kayan bir ticari ağ var ve bu ticari ağ içerisinde de artık hanlar orada sadece mal indirilip kaldırılan yer haline dönüşüyor. Unkapanı gibi mesela. Unkapanı gerçekten ismini un birikiminin, İstanbul ununu karşılayan hanların orada birikildiği yer olduğu için ismini buradan alıyor. Ya da Eminönü'nden biraz yürüyün, Bal Kapanı vardır mesela. Bal Kapanı Han. İşte bal geliyor. Yani sadece bu kadar. İşte Zincirli Han, çok vardır bu böyle isimler. Burada Han bölgesinde 19. yüzyılda bambaşka bir dünya çıkıyor bu sefer. Bu hanlarda mal indirilip kaldırıldığı kadar klasik Osmanlı'ya bağlı olsa da aynı zamanda da üst katlarında ve ticari ağlarda avukat büroları, maliye büroları, aynı zamanda yani artık bir büro sistemi geliyor. Çünkü artık her şey devletin kağıdından geçmek zorunda. Bir vergi sistemi haline dönüşüyor. Bürokrasileşiyor. Kesinlikle. Yani. Ve dışa da açık bir durum olduğu için dışarıdaki bütün insanlar gelip burada ticaret yapmaya başlıyor. Büyük şirketler ticaret yapmaya başlıyor ve üst katlarında da bu hanları yapmaya başlıyorlar. Artık han sisteminde ortada bir avlu anlayışı yerine bir bina gibi aslında dikilmeye başlanıyor. Ve buraya bir han profili yansıtılıyor ve her odası kiralanmaya başlıyor. Burada 1895 tarihinde bir han yapılıyor. Mimarı Hosbep Aznavur'dur. İstanbul'a çok büyük katkıları olan bir mimar. Gerçekten Mısır Apartmanı gibi ya da Bulgar Kilisesi olarak bildiğimiz Demir Kilise olarak adlandırılan yapıların inşasında destek vermiştir. Burada 1895'teki tarihte bu yapıyı yaptıran kişi ise Mıgırdiç Sanasaryan olarak geçer. Zaten kendisinin Sanasaryan soyadından da hanın ismi böyle alınıyor. Ailenin ismini veriyor yani. Aslında kendisi Erzurum'da Ermenice eğitim veren bir okul kuruyor. Bu okul daha sonrasında Cumhuriyet dönemiyle birlikte Mustafa Kemal'in büyük taarruzunu yapmadan önce belli kongreler gerçekleştiriyor. Birisi Sivas'ta ve Erzurum'da. İşte bu Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirdiği yerde bu okul oluyor. Mıgırdiç Bey'in kurmuş olduğu okul oluyor. Mıgırdiç Bey aslında iyi bir tüccar, Rus kökenli bir Ermeni, Osmanlı Ermenisi olarak biliyoruz. Ve Rus eğitim sistemini Avrupa'ya yakın bütün coğrafyalarda yaygınlaştırmaya çalışan bir karakter. Ve bu Rus eğitiminin içerisinde de Ermeni okulları kurarak yapıyor. Bu yüzden de işte Erzurum'da böyle bir okul inşasına girişiyor ama dediğim gibi destek gelebilmesi için maddi destek buradan da Han'dan yararlanıyor. Avrupa'ya yakın yerlerde de bu yaygınlaştırmayı yapıyor. Mıgırdiç Bey daha sonrasına bu Han'da 1915 olayları olarak bildiğimiz olaylar gerçekleştikten sonra Han el değiştirmeye başlıyor. Mülkiyeti mahkemelik haline dönüşüyor. Son yıllarda vakıflar 20 yıllık kiraya veriyor burayı. 1889 tarihinde de 19.000 Osmanlı altını karşılığında Çerkes İsmail Paşazade İhsan Bey'den araziyi satın almış oluyor. Artık böyle bir şekilde tekrardan bir bireysel bir alana dönüşüyor. Devlet tarafından binaya dediğim gibi 1915-1920 arasında bir el konulma durumu var. Geliri kullanımı ise patrikhaneye veriliyor bu dönemde. 1928 tarihinde ise idare-i hususiye-i vilayete geçiyor. Bunu evet buradan okumak zorundayım çünkü oldukça zor bir kelime ya da bir kurum. Dönemin patriği de bir dava açıyor o dönemlerde ve 1932 tarihlerinde tekrardan patrikhaneye geçiyor bu Sanasaryan Han. Ve 1935'te de çok kısa bir tarihte tekrardan devlete tekrar geçiyor. Yani çok gitgelli olan bir yapı. Ancak 1935 tarihinde özür dilerim. 1935 tarihinde Türkiye tarihini değiştirecek bir olay gerçekleşiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçiyor burası. Ve burada o tarihten sonra bir güven ortamı yaratılsa da 1960'larla 68'le başlayan bir sol geleneğin devamında ve onun da aynı zamanda 70'lere yaygınlaşırken sağ geleneğinde devamında birçok insanın sen burayı daha çok açacaksın ama ben ufak da olsa bir isimleri anayım. Deniz Gezmiş gibi, Mihri Belli gibi, Alparslan Türkeş gibi, Ruhi Su gibi, Nihal Atsız gibi, Aziz Nesin gibi. Şimdi bu saydığım insanlar içerisinde inanılmaz karmaşık bir durum var, evet, değil mi? Yani evet, tamamen birbirinden zıt düşüncelere sahipler ama hepsi aynı mekanda aynı şekilde işkenceye uğramış durumdalar. Evet. Yanılmıyorsam Alparslan Türkeş'in buradaki anılarında ya da Nihal Atsız olabilir. Öyle odalardan bahsediyorlar ki insan boyundan daha küçük. Evet tabii. O yüzden de kalamıyorsunuz diye burada. Ama onun dışında çok daha enteresan insanlar yatıyor. Zaten büyük ihtimal muazzam şiirler olan, şiir kadar hayatı olan ve şiir kadar da Türkiye'deki bütün cezaevlerini gezen Nazım Hikmet de burada kalıyor. Ahmet Ece Ayhan da, Ahmet Arif de öyle. Nuri İyem gibi şu an sergisi vardı, hala devam ediyorum bilmiyorum. Botter Apartmanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon yapıp açtığı yerde Botter Apartmanı'nda Nuri İyem'in sergisi vardı. Kesinlikle gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü söylemleri de içeride çok vurucu. Daha sonra da Türkiye gazeteci tarihinin önemli isimlerinden İlhan Selçuk'un da burada işkenceye uğradığını biliyoruz. Ama biz biraz daha tarihsel sürecine giderek Mıgırdiç Bey'in aslında bir Osmanlı Ermenisi, yani Rus kökenli bir Osmanlı Ermenisi olmasına rağmen Rus ordusuna katkıları oldukça büyük oluyor. Ve buradan Tiflis'e göç ediyor. Tiflis'e göç ettikten sonra birçok hisse sahibi de oluyor aynı zamanda. Ve hatta bugün Petersburg'da bir evi de var Mıgırdiç Bey'in. Burada Ermeni ve Gürcü öğrencilerin de buraya gelerek sığındığı bir yer haline dönüşmüş durumda. Birçok öğrenciyi de burada okutuyor Mıgırdiç Bey. Yani köken itibariyle baktığımızda aslında Hanlar ve Han'ın değişiminde ya da Osmanlı'nın klasik Osmanlı'nın değişimine baktığımız zaman her zaman bir çok kültürlü bir ortam görebiliyoruz. Çok milletli, çok dilli bir ortam görebiliyoruz. Çok dinli bir ortam görebiliyoruz. Bir hanın içerisi tam anlamıyla böyle oluyor. Bir Ermeni vatandaşın yaptırmış olduğu bir han, işte sağ ve sol görüşlü farklı karakterleri insanların yıllar sonra burada işkence gördüğü bir hana dönüşebiliyor. Ticari ağlar içerisinde çok farklı katmanları ve boyutları olduğunu da bizler biliyoruz. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Biraz artık sana paslayayım. Ya aslında biraz garip, ben de çalışırken Sanasaryan'a biraz baktığımda böyle o el değiştirme süreçleri, hani pek çok şey konuştuğumuz o ne bileyim işte el değiştiriyorsun sonra neye dönüşüyor tartıştığımızda mesela tarihi Yarımada'dan bahsediyoruz, Eminönü'nden bahsediyoruz ve orada pek çok işte senin de bahsettiğin gibi ticari alanın olduğu, aslında hemen hemen her turistin hala da öyle uğrak noktasının olduğu çok merkezi yerlerden bahsediyoruz. İstanbul'da şu anda herkesin gözünün gördüğü, görebileceği bir yerde işkencelerin ve insanların öldürülmesine tanık oluyoruz. Kapılar ardından, duvarların ardından, küçücük tabutlar ardından. Bunları birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında sen isimleri saydın. Buradan bahsettiğin sosyalistlerin, komünistlerin, Türkçülerin, sağcıların, solcuların, herkesin olduğu ve işkence gördüğü bir yer oluyor burası. Tamamıyla düşünceleri nedeniyle ya da işte yazdıkları nedeniyle, söyledikleri nedeniyle küçücük tabutlar dediğimiz tabutlarda, tabutluk dediğimiz hücrelerde gördükleri bir yer. Muhalifler neredeyse bir tabut büyüklüğündeki hücrelerde kalıyor. Nihal Atsız da zaten sen de az önce söyledin. Boyutları nedeniyle bu tabut deniliyor. Gözaltı koşulları hiç insani olmayacak durumda ve çok kötü işkenceler yapılıyor orada insanlara. Hem az önce de söylediğimiz gibi öldürmeye kadar gidiyor bu. Mesela kim öldürülüyor burada? Hasan Basri Alp. Biz de bunun öldürülme hikayesini aslında biraz daha Sabahattin Ali'nin sıkı yönetim mahkemesine verdiği Sabahattin Ali'nin sıkı yönetim mahkemesine verdiği dilekçeden biliyoruz. Mahkemeden biliyoruz nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. Vedat Türkali'nin kitabında Güven adlı romanında aslında Alp'e işte Hasan Basri Alp'e şey yapmasından, ithaf etmesinden ve orada anlatmasından aslında biliyoruz. Polis raporlarında olay Hasan Basri'nin ölümü, kaçarak dama çıkıyor ve damdan düşerek ölüyor diye geçiyor. Bu arada şöyle, bu hikaye mesela dama çıkıyor ve damdan düşüyor hikayesi o dönemde çok fazla aslında söylenilen ve çok çok sonra mesela şeyin ölümüne kadar gelebileceğimiz, Metin Göktepe'nin öldürülmesine kadar gelebileceğimiz kendisi düşüyor hikayesi aslında çok da Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılan bir tabir haline geliyor. İşkenceden kurtarmak ya da biz bu işkenceyi yapmadık kendisi düştüğü hikayesi aslında bir noktada da buradan çıkış ve buradan sonrasında devamı oluyor. Sanasaryan Han'dan çıktıktan sonra olan şöyle bir hikaye. Gamze, şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani siyasi görüş olan insanlar artık o kadar kafalarını yitirmişler ki görüş altına, 60'larla birlikte başlayan süreçte 90'lara kadar intihar etmekten başka sürekli intihar ediyorlar. O zaman intihar oranları herhalde en yoğun dönemleri yani çok enteresan. Bir de şey de var yani devlet dili dediğimiz bir mesela çok ufak bir şey, bugün bile olan şeyler ya, bir şey oluyor ve işte dezenformasyon diyoruz mesela, çok basit en ufak bir şey. Şimdi yeni türeyen şeyler bunlar, dönem dönem literatüre giren ve devamında sürekli kullandığımız ve çokça kullanacağı da benzeyeceğimiz şeyler bunlar. 1940'lı zamanlarda başlıyor. 1947'de zaten yıkılıyor. Bunları anlatayım biraz daha. 46'da Aziz Nesin ve Sabahattin Ali işkence görüyor tabutluklarda. 1944'te 19 Mayıs 1944'te Nihal Atsız, Başbakan o zaman Şükrü Saraçoğlu, ona yazdığı mektupla başlıyor operasyon. Zeki Velidi Togan, Said Bilgiç, Orhan Şahit Gökay, Reha Oğuz Türkkan gibi isimler Sanasaryan Han'a alınıyor, tabutlara konuluyor ve orada kötü muameleyle işkence görüyorlar ve çok da kötü sonuçlar doğruluyor. Bu damdan düşme açıklamalarına tekrar döneceksek 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde gözaltına alınanlarda çok çok fazla kullanılıyor. Pencereden düşme hikayesi, atlama hikayesi, tanık ifadelerine böyle geçiyor emniyet kayıtlarında. Ve daha sonrasında 1947'ye gelindiğinde de bu tabutluklar yıkılıyor aslında. Biz bu tabutlukları, işkenceleri az önce de söylediğimiz gibi Atilla İlhan'ın mesela Tutuklunun Günlüğü şiirinde görebiliyoruz. Ruhi Su'nun dizelerinde görebiliyoruz. Tasvir ediyorlar orada. Sabahattin Ali'nin dilekçesini söylemiştim zaten ama asıl hikaye Nazım Hikmet'in bunun bu şiiri bırakacağım ben hem web sitemize hem de Spotify'a. Gazete fotoğrafları üstüne şiiri. Orada anlatıyor, tasvirliyor böyle. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada sadece şairler, yazarlar, solcular, sağcılar, komünistler değil. Aynı zamanda mesela LGBT artılar da burada işkenceden işkence gören, önemli. Evet, yani kimlikleri nedeniyle işkence gören gruplar arasında. Şimdi günümüze geldiğimizde de burası otel olacak. Oldu hatta, 5 yıldızlı otel oldu. Burayı çok kısaca anlatayım. İlk 2013'te oluyor. Otel olması için ihale açılıyor ama davalar çok fazla oluyor. Çok fazla iptal dilekçesi vesaire veriliyor. Çünkü kentin kötü de olsa hafıza mekanı olduğu için iptal edilmesi isteniyor. Ama iptal sebebi de yine Ermeni Patrikhanesi'nin Han'ın 3. şahıslara devredilmesi kararını gösteriyor. Buna itiraz ediyor falan ve tedbir aldırmak istiyor. Asıl iptal kararının kabulü bu sebeple oluyor. Ama onun öncesinde de yine tabii ki tarihi meseleler nedeniyle de pek çok davalar oluyor falan. Yargıtay ise 2017 yılında Han'ın mülkiyetini Vakıflar Müdürlüğü'ne devrediyor ve ondan sonra da Han için yeni bir ihale açılıyor. 2020 yılına geldiğimizde artık bu ihale bir şirkete veriliyor. Bu şirkette 13 şirket katılıyor bu arada. 35 yıllığına devrediliyor. Onların bedeli 27.048.000 lira olarak belirleniyor. İhale pazarlığı içinde ilk yıl aylık 425.000 lira oluyor. İhaleyi Gaspan kazanıyor. Gaspan firması kazanıyor ve şu anki haliyle aslında 5 yıldız otel olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. Bu sırada tabii ki yine başvurular var iptal edilmesi için. Daha sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı var vesaire ama bunların hiçbirisi uygulanmıyor. Ve tabii ki sadece bu da değil, işin en acı tarafı da restorasyon ve proje hikayesi olduğunda da kuralına uygun yapılması gerektiği gibi de yapılmıyor. Aslında zarar veriyorlar vesaire gibi durumlar var. Aslında dava süreci vesaire artık hani kapandı, bitti ya da işte uygulanmıyor gibi durumlar oluyor. Ama burada bizim bence bu konuyu da ele almamızın sebebi bir şehirden bahsediyoruz. Bu şehrin ne olursa olsun bir yanıyla güzellikleriyle, bir yanıyla hafızamıza çok kötü anılar bıraktığı halleriyle aslında hatırlıyoruz. Dava süreci olsun olmasın, insanlar burada başka bir şeyleri görsün ya da görmesin. Her seferinde aslında bir hüsran demek istemiyorum. Çünkü dönüşüm her zaman çok daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Yani bunlar hep bizlerin elinde olabileceğini düşünüyorum ama kentin hafızasını yok etme yönelik olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Çok doğru. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sana bırakayım son sözü. Yani bir sürü rakamlardan bahsettin. Avukatlık süreçlerinden bahsettin. Davalardan bahsettin. İşte programın ismi bu yüzden Balık Hafıza. Çünkü bizler hepsini unutacağız. Bu rakamları, bu tarihi hepsini unutacağız. O kadar yüzsüzleşecek ki hatta belki. Otel odalarının belli isimlerine Aziz Nesin ya da Sabahattin Ali bile verilebilir. O kadar yüzsüzleşilebilir. Ve bizler de hiç umursamadan orada çay içmeye ya da üst katında bir şeyler içmeye devam edebiliriz. Çünkü bugün Narmanlı Han'ın yanından geçerken gördüğümüzde bu oluyor yani. Evet. Hani bir şehir işgali ya da bir emek sineması işgalinde gördüklerimizi insanlar hiç umursamadan devam etmeleri gibi aslında. O yüzden de tam bir balık hafıza. Yani programa en uygun format bu oldu. Ufak bir hikayeyle bitireyim istiyorum. Tabii. Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin ismi yan yana geçince ben biraz tuhaf oluyorum. Biz aslında bir programımızı böyle yapmayı planlıyorduk. Buraya sığdırabiliyoruz. Sabahattin Ali Nişantaşı'nda Kamelya Apartmanı'nın üst katında oturuyor. Yani aslında oturmuyor orada. Kaçak aranıyor. Rasih Nuri İleri tarafından da saklanılıyor orada, en yakın arkadaşı. Onun babası zaten Marx kapitali ilk çeviren insanlardan biridir Türkiye'ye. Serbest Fırka ilk sosyalist partiyi de kuran kişilerden biridir. Sabahattin Ali orada saklıyor ama Sabahattin Ali sıkılıyor. Gece gezmelere gidiyor, yürüyor. Orada bir romanının da yanılmıyorsam Kuyucaklı Yusuf olabilir, şu an tam hatırlayamıyorum ama ismini. Orada çıktı ortaya biliniyor. Yani orada hem kaçak devlet tarafından aranıyor ama bir yandan da romanı basılabiliyor. Orada aynı zamanda en sonunda yakalanıyor. Ama çıktıktan sonra cezaevinden tekrar Rasih Nuri İleri onu kaçırıyor. Bir peynir kamyonu yanlış bilmiyorsam. Orada dağıtıcı olarak açılıyorlar. Ali Bey demeyeyim artık kendisine. Ali diyeyim sadece. Çünkü Sabahattin Ali'nin ölümüyle karşılaştırıyor bizi. Karakola daha sonra Aziz Nesin'i çağırıyorlar. Kırık gözlüğünü gösteriyorlar. Tanıyor musun diye. Hayır diyor. Bilmiyorum. Çünkü es vermemek istiyor. Ya yoldaşını satmamak istiyor orada. Yazısını gösteriyorlar tanıyor musun diye. Yeşil yazarmış. Yeşil kalemle. Yeşil bir mürekkeple yazarmış. Hayır diyor yine. En son diyor getirdiklerinde kareli pantolonu ve kareli ceketini gösterdiler. İşte orada boşaldım, durduramadım kendimi diyor. Gerçekten. İnsan biraz tuhaf oluyor yani. En sevdiği arkadaşının bu şekilde böyle bir evreden geçip sadece cesedini bile görmeden, sadece pantolonuyla, kalemiyle, gözlüğüyle tanıtılması. Zaten yok ettiler cesedini de göremezsin. Evet, bulunamıyor da ne yazık ki. Böyle bir evreden geçiyor. Aziz Nesin de analarında geçiyor bu hikayede. İkisinin de aslında işkence gördüğü yerlerden bir tanesi Sanasaryan Han oluyor. İstanbul mekanları biraz böyle tuhaf, her şeyi birleştirebilecek, her hikayeyi barındırabilecek bir yer. O yüzden bu şehir gerçekten hala direnebilen bir şehir. Onca şeye rağmen hala direnmeye devam edebilen bir şehir. Çünkü arkasındaki hikayeler o mekanı destek verebilecek kadar kuvvetli. Evet. Öyle. Bir de sen anlatırken de aklıma geldi. Bizim Balık Hafıza'da işlediğimiz konuların pek çoğu aslında bir noktada birbirleriyle de örtüşüyor. Mesela Sabahattin Ali'nin ölümü bir şekilde cumartesi sahnelerine gidiyor mesela. Narmanlı Han başka bir yere gidiyor. Kesinlikle. İşte Sanasaryan Han başka bir yere gidiyor. Çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu arada dinleyicilerimize söyleyelim. YouTube'dan dinleyecek olan izleyicilerimize de söyleyelim. Fırat'ın şehri gezdirmesini tavsiye ederim sizlere. Bence yazmalısınız çünkü gerçek anlamda ondan şehri dinlemek, tarihi dokuları dinlemek çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Çok incesin. Çok teşekkür ederim ben de. Bir sonraki programda görüşmek üzere o zaman değil mi? Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elvan ve Fırat Şenol.